Sondaj çalışmaları Antalya açıklarında Kıbrıs Adası'nın batısında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde yapılacak. Fatih sondaj gemisi Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. 2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6. nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Alanya 1 kuyusuyla sondaja başlaması planlanan Fatih sondaj gemisinde toplamda 200'den fazla yerli yabancı uzman görev alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih gemisine yaptığı ziyarette açıklamada bulundu. Dönmez yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yaklaşık bu sondaj süresi 150 gün olarak planlandı. Bir anormal bir durum söz konusu olmazsa 150 gün sonra bu sondaj işini bitirmiş olacağız. Hedefimiz bu gemiyle yılda ortalama 2 sondaj kuyusu açmak. Ümit ediyoruz. İlk sondajımızda doğalgaza veya petrole rastlarız. Akdeniz'deki ruhsatlar Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı adına kesildi. Çünkü Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti de Türkiye Petrollerine verdi. Türkiye Petrolleri burada kendi başına bu operasyonları yapabileceği gibi kendisine ait ruhsat alanlarında uygun yerli yabancı firmalarla da işbirliğine gidebilir. Şu anda bu konuyla alakalı herhangi bir gelişme söz konusu değil ama konuya ileriki zamanlarda değerlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdi gerek Barbaros Hayrettin Paşa'ya gerekse Fatih gemimize deniz kuvvetlerimiz sahil güvenlik eşlik ediyor. Herhangi bir güvenlik riski söz konusu değil ama herhangi bir taciz olması durumunda da oradaki tabii deniz kuvvetlerimiz de gereğini yapacaktır.